Basın mensubu arkadaşlar, yayın tutkun arkadaşlarım, hepinize hoş geldiniz diyorum. Basın toplantısını başlatıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olarak geçtiğimiz günlerde Ayasofya Camii bahçesindeki tuvaletlerle ilgili yıkımıyla ilgili olarak belediye başkanı ziyarete yönetim kurulu olarak belediye başkanı ziyarete gitmiştik biliyorsunuz hep beraber. Orada sorunları görüşmüştük. Muhtarların yapmış olduğu toplantıda istişare yemeğinde Sayın Osman Sarkın bize cevap vermiştim. Bize de cevap hakkı doğduğu için bu basın toplantısını düzenliyorum. İlk maddemiz birinci, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı ve belediye meclis üyeleri hiçbir zaman dedikodu üretmezler. Üretmemişlerdir de. Halkın sorunlarını belediye meclisine ve halka basın yoluyla taşımışlardır. Basınımızın güzide temsilcileri hiçbir zaman boş yere dedikodularla meşgul etmemiştir. Sayın Osman Sargın, dedikodu üretmek kimseye fayda sağlamaz burada başlığıyla bir yazıyı verdiği için basına ben bu kelimeyi sarf ettim. İkinci maddemiz de belediye ziyaretinde gündeme getirdiğimiz köylere muhtarlıkların internetlerin kapalı olduğunu dile getirdik. Sayın Osman Sargın muhtarlarımıza bilgisayarlar büyükşehirden hediye edileceğini ve İznik Belediyesi olarak da interneti karşılayacağını ifade etmişti. Cumhuriyet Halk Partisi olarak dile getirmiş olduğumuz bu konunun çözümlenmesine sevindim. Ancak daha fazla hala çoğu köyler muhtarların karşıladığı hariç ceplerinden karşıladığı hariç internet sorununa devam ettiğini, bağlantının sağlanmadığını, sorunların çözümlenmediğini biliyoruz. Haber başlıklarında ise bilgisayarlar büyükşehirden internet bizden diye yer alan haberde bu bir yaman çelişki olduğunu düşünüyorum. Bunu bugün için açıklıyorum. Üçüncü maddemizde Ayasofya Camii bahçesinde yıkılarak yenisi yapılacak olan tuvaletler için buraya özürlü ve bay bayan tuvaletleri yapılacak diyor Sayın Osman Sargın. Biz de bir teklifimiz var Sayın Osman Sargın'a. Tarihi dokuyu bozmadan direkler üzerine oraya diğer il ve ilçelerde oturdukları gibi. Mesela bunun örnekleri İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da, büyük şehirlerde var. Ne var? Bu seyyar tuvalet sorunu çözülmesi var. Bunların çoğu ilçe ve illerde de turistik yerlerde de kullanılıyor. Bizim teklifimiz birinci Murat Hanım'ın altında çıkan Roma dönemindeki imparatorluğu yolu gibi koruma altına alınabilir çıkan layıklar, sütunlar. Çünkü gelecek nesillere bu tarihi bırakmak bizim asil görevimizdir arkadaşlar. Esasında bir de bu seyyar tuvalet konusunda bir teklifimiz daha var belediye. Yaz aylarında sahilde de bu tuvalet sorunu yaşanmaktadır. Bu seyyar tuvaletlerin birkaç tane daha yapılarak sahilin belli bir yerlerine de konması bence gerekmektedir. Hatta mezarlıkta bile bu seyyar tuvalet bulunması yapılabilir. İnsanların bu konuda ihtiyaçları giderebilir. Arkadaşlar bir de son olarak da Sayın Osman Sargın muhtarlara istişare toplantısında hiçbir köy arazileri ile satışlarla ilgili dedikodu üretildiğine bahsetmiştir. Ondan sonra da 7 tane köy arazisinin satıldığını vurgulamış ve bu iki söylem arasında büyük bir çelişki oluşmuştur. Hem dedikodu diyorsun, hem ondan sonra 7 tane köy diye satılmıştır diyorsun. 5 tanesi büyük, 2 tanesi ufak olmak üzere. Yani ne kadar köyde o kadar ekmek. Yani diyor ki bana beni satayım, ondan sonra size hizmet getireyim. Böyle bir yanlış yok. Ondan sonra arkadaşlar biz Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi olarak rahmetli Sayın Erdoğan Savaş ve Elbeli Belediye Başkanımız Kenan Karakaş muhalefet partisi olmasına rağmen yaptıkları eserler daha hala ortalıktadır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğini İzmir'e getirmek istiyoruz. 2 Aralık kongresinde itibaren söylediğim gibi bugün de tekrar söylüyorum. Bizim hedefimiz İznik'te Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği tekrar yaşatmak. Bunun hedefimiz budur. Tekrar belediye başkanlığı makamına bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni oturtmak istiyoruz. Bunun için çalışacağız. Arkadaşlarımla beraber, hep beraber asıl amacımız budur.
Büyükşehir Belediyesi'nin yasasından sonra tüm mahallelerde, köylerde mallar üzerinde herhangi bir yetkisi, söz sahibi muhtarların bulunmamaktadır. Bu mallar belediye tarafından muhtarlara sormadan, rızası olmadan satılmaktadır. Kendisi de açıklamasında biliyorsunuz diyor ki Sayın Osman Sarı'nın şöyle diyor, muhtarlara seslenerek. Bakın böyle bir ihtiyacınız var. Ben bunları yerlerin meclise getirip, encümene getirip satayım, size hizmet getireyim diyor. Bu çok yanlış bir şey bence. Önemli olan satmadan hizmet getirmektir. Milletin efendisi köyümüzün 1000 yıllık malları, tüm bu hizmetleri satmadan getirmek, kendi imkanlarını yaratmak, öyle hizmet yapmak daha önemlidir. Çünkü İller Bankası'ndan veya belediye verdiğimiz vergilerden, algılardan bir sürü belediyenin gelirleri olmaktadır Büyükşehir Belediyesi'nin. Köylerimizin mahallelerindeki vergi oranları da buna göre artmıştır. Niçin sen satarak hizmet getirmeyi düşünüyorsun? Satmadan bu hizmetler yapılamaz mı? Teşekkür ederim. Benim basın açıklamam bu kadar. Yani diyor ki bana, gel bana gelir sana. Şu yeri satayım, bir ayette baba tarlasının bahçesini satacak. Eve televizyon alacak, buzdolabı alacak. Tarladan gelire demek ki buzdolabı nasıl çalıştıracak? Bir de şunu söyleyeyim, muhtarın onayını aldın diyor. Hangi muhtar onaylarmış da sattırmış yerine? Ya onu...